Vatikan Papası 2. Fransız Büyük bir heyet eşliğinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak tarihi bir ziyaret gerçekleştirilen Vatikan Papası 2. Fransız Irakların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatikan Papası 2. Fransız'ın Bağdat Sarayı'na gelmesi ve ülkenin üst düzey yetkililer tarafından karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Beram Salih ve Papa Francis bir kelime sundular. Irak resmi bir ziyaret gerçekleştirilen Vatikan Papası 2. Francis Bağdat Sarayı'nda ülkenin üst düzey siyasi ve dini yetkililerle bir araya geldiği sırada bir konuşmada bulunarak önümüzdeki olaylarla ilgili çok önemli konulara değindi. Vatikan Papası 2. Francis daha sonra Bağdat Sarayı'ndan ayrılarak başkent Bağdat'ın önde gelen kiliselerinden olan Seyyidetun Necat Kilisesi'ni ziyaret etti. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi önümüzdeki günlerde 2021 bütçesi onaylanması için parlamentonun oturumunda sunulacaktır. Parlamentoda Federal Mahkeme Kanunu 18. maddesi, daha doğrusu 18 maddesi onaylandı. Türk Manevi Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Haber bültenimize hoş geldiniz. Vatikan Papası 2. Francis büyük bir heyet eşliğinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Papa 2. Francis'in uçağı Bağdat Havalimanı'na iniş yapmasıyla Başbakan Mustafa El-Kazmi tarafından resmi bir törenle karşılandı. Başbakan Mustafa El-Kazmi ve Papa Francis Bağdat Havalimanı'nda yaklaşık 15 dakikalık bir görüşmede bulunarak daha sonra Bağdat Sarayı'na gitmek için yola çıktılar. Sevgili seyirciler, Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirilen Vatikan Papası 2. Francis, Irakların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dolayısıyla Iraklar, Bağdat Havalimanı yolu boyunca Papa Francis'i selamlamak için uzun zaman beklediler. Ziyaret sırasında Papa Francis, Bağdat Havalimanı'ndan yola çıkarak Cumhurbaşkanı Beram Salih ile görüşmek için Bağdat Sarayı'na doğru gitti. Birçok bölgesel ve uluslararası siyasi ve dini liderler bu ziyaretin barış ve dayanışma ziyareti olduğunu nitelendirdiler.
Cumhurbaşkanı Behram Salih ile bir araya gelmek için Bağdat Sarayı'na giden Vatikan Papası 2. Fransız Cumhurbaşkanı Behram Salih, Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi ve ülkenin birçok üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Vatikan Papası 2. Fransız'ın Bağdat Sarayı'na gelişiyle ülkenin üst düzey siyasi ve dini yetkililerle bir araya geldi. Bilindiği üzere Papa Francis'in bu ziyareti Cumhurbaşkanı Behram Salih'in 2018 yılında Vatikan'a yapmış olduğu ziyareti sırasında Irak'ı ziyaret etmesi için Papa Francis'e vermiş olduğu davetiye üzerine gelmiştir. Vatikan Papası 2. Francis'in Bağdat Sarayı'na gelmesi ve ülkenin üst düzey yetkililer tarafından karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Behram Salih ve Papa Francis bir kelime sundular. Cumhurbaşkanı Behram Salih sunmuş olduğu kelimesinde Doğu ve Irak Hristiyanlarının bu yerin sahipleri olduğunu belirterek Irak'ın her zaman özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olması gerektiğini ifade etti. Salih daha sonra Hristiyanların göç etmesinin kötü sonuçlar doğuracağını belirterek bu göçmenlerin dönmeleri gerçekleşmeden hiçbir başarının elde edilmeyeceğinin altını çizdi. İnne devrakum el kebir. في الدعوة إلى السلام والعدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر وسعيكم الحثيث من أجل التأكيد على الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية هو موضع اعتزاز وتقدير ورسالة ملهمة للجميع بما تنطوي عليه من مسؤولية نبيلة تجاه الحياة والإنسان شكرا جزيلا قداسة البابا لاستجابتكم لدعوتنا لدعوة العراقيين وتكرمكم بالزيارة التي نقدر بعدها التاريخي والديني والإنساني المهم وهي دليل حرصكم على العراق يشعر العراقيون بالاعتزاز لقداستكم حيث تحل بينهم ضيفا كريما عزيزا رغم التوصيات الكثيرة لكم بتأجيل الزيارة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وبالرغم أيضا الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها بلدنا الجريح. Irak resmi bir ziyaret gerçekleştirilen Vatikan Papası 2. Fransız Bağdat Sarayı'nda ülkenin üst düzey siyasi ve dini yetkililerle bir araya geldiği sırada bir konuşmada bulunarak önümüzdeki olaylarla ilgili çok önemli konulara değindi. Papa Francis yapmış olduğu konuşmasında uygarlığın doğuşu olan Irak'a yapılan ziyaretimden dolayı sevinçliyim diyerek bütün kilise üyeleri ve Müslümanları selamladı. Papa Francis daha sonra koronavirüs ile ilgili bir açıklamada bulunarak bu virüse karşı çabaların birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. العراق مدعو ليبين للجميع وخاصة في الشرق الأوسط أن الاختلافات بدلا من أن تثير الصراعات يجب أن تتعاون في وئام للحياة المدنية إن التعايش الأخوي يحتاج إلى حوار صابر وصادق حوار محمي من العدل ومن احترام القانون وهذه ليست بمهمة سهلة يتطلب جهدا والتزاما من طرف الجميع حتى يتم التغلب على الخصام وعلى المجابهات أن الكرسي الرسولي في العراق وفي كل مكان تناشد دون كلل السلطات المختصة حتى تمنح لكل الجماعات الدينية الاعتراف والاحترام والحقوق والحماية. Vatikan Papası 2. Francis daha sonra Bağdat Sarayı'ndan ayrılarak başkent Bağdat'ın önde gelen kiliselerinden olan Seyyidetun Necat Kilisesi'ni ziyaret etti. Papa Francis, Seyyidetun Necat Kilisesi'ni ziyaret gerçekleştirdiği sırada papazlar, piskopos ve kahinlerle ayrıca Hristiyan vatandaşlarla bir araya geldi. Papa 2. Francis, Seyyidetun Necat Kilisesi'ni ziyaret ettiği sırada önemli birçok konuşmada bulundu. Papa 2. Francis yapmış olduğu konuşmasında sözü piskopos ve kahinlere yöneterek sizler piskopos ve kahinler olarak müminlerin sevinçleri ve hüzünlerine ortak oluyorsunuz dedi.
Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi önümüzdeki günlerde 2021 bütçesinin onaylanması için parlamentonun oturumunda sunulacaktır. El-Halbusi yapmış olduğu açıklamada parlamentoda önemli yasaların onaylanması için milletvekillerinden ısrar olduğunu söyleyerek bu yasaların başında federal mahkeme yasası, petrol ve gaz yasasının yer aldığını vurguladı. El-Halbusi bu iki kanunun önemli olduğunu söyleyerek özellikle de petrol ve gaz yasası kanunu Bağdat ile Erbil arasındaki krizi çözmekte yardımcı olacağının sözlerini ekledi. Parlamentoda Federal Mahkeme Kanunu'nun 18 maddesini onaylandı. Kanun diğer 6 maddesinin onaylanması ise önümüzdeki pazartesi gününe ertelendi. Yapılan açıklamalara göre Federal Mahkeme Kanunu'nun bazı maddelerinde anlaşma sağlanmamıştır. Kanundaki tartışmalı maddeler ise Federal Mahkeme'nin üye sayıları ile ilgili olan ikinci maddedir. Diğer madde ise mahkemenin başkanını seçmesi ile ilgili olan üçüncü madde olduğunu belirtildi. Parlamentodaki kanun komisyonu üyesi milletvekili Bahar Mahmut tarafından yapılan açıklamaya göre parlamentodaki siyasi kitleler arasında federal mahkeme kanununun yasa tasarısının bazı maddelerine karşı anlaşmazlığının olduğunu vurguladı. Bahar Mahmut yapmış olduğu açıklamada kanunla ilgili en tartışmalı konusu ise mahkemedeki fakihlerin üyelerin sayısı ve rolleriyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi. Parlamento düzenlenen dünkü oturumda Irak Medyanı Mütevelliler Meclisi onaylandı. Parlamentoda çıkan bildiriye göre parlamento dün Irak Medyanı'nın Mütevelliler Meclisi üyeleri olan Cafer El-Vennan, Abdülhakim Casim Şamhi, Muhammed Selam El-Kaysi, Ala Hadi El-Hattab ve Marli Üveyş Hürmüz'ün üyeliğini onayladığını belirtti. Piyasa hareketindeki son gelişmeleri öğrenmek ve Kerkük pazarındaki ticari hareketin tespit amacıyla Kerkük Ticaret Odası'nda Kerkük tüccarlarıyla bir görüşme yapıldı. Piyasa hareketindeki son gelişmeleri öğrenmek ve Kerkük pazarındaki ticari hareketin tespiti amacıyla Kerkük Ticaret Odası'nda Kerkük tüccarlarıyla bir görüşme yapıldı. Görüşmede ticaret hareketindeki gelişmelerin karşılığını ve Kerkük'te özellikle beyaz et ithalatında hükümetin yasakladığı ve kentteki kesimhane ve kümes hayvanı ithalatında karşılaştığı engelleri konuştular. Kerkük bu süreç marketlerde et ve yumurta fiyatlarında artış yaşandı. Kerkük valisiyle yaptığı görüşmede Kerkük'te kesimhane ve kümes hayvanları bulunana kadar beyaz et ithalatı sorununu çözmek için Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışacağını ve ithalat üzerinde çalışacağını doğruladı. Kerkük Kışla ve Kerkük Kalesi'ne gelince, Kışla ve Kerkük Kalesi'nin ihmal edilmesi konusunda herhangi bir ihmal olup olmadığını öğrenmek için Kerkük Eski Eserler Dairesi ile bir görüşme yapacağına dair güvence verdi. Öte yandan Kerkük Ticaret Odası Başkanı Sabah Salih'i açıklamalarında şu noktalara değindi. Bizim bir problemimiz var idi. Kerkük'e gelen yemekleri, yemek içerikleri, seytarı dediklerimiz, onlar kabul etmediler, gitsinler içeri. 20. içeri pazara tesir edir, fakirlere tesir edir, fiyat kalkar. Çünkü meşakil olur seytarılarda. Bir zaman indi bayaz et memnun aydıplar özün girsin ama Kerkük'te bir devacın yoktu. Kerkük'te bir intaj yoktu. Manası bir Ramazan geldi, Kerkük şeysiz kalacaktı. Tavuksuz kalacaktı. Etin kilosu 12-13 bin dolara, dinaradı. Tavuğun kilosu 3500 dolara. Fakir adam ne yesin? Eğer biz yardım etmesek özüne, bir yardım vermese devlet özlerine bunlar girsinler, ucuz fiyatı satsınlar özlerine. Fakirler mahrum olurlar. Ondan sonra biz inşallah anlaşmış arkadaşlarla beraber, millet şeylerle yani üyelerimizle beraber, bu tacirlerle beraber Ramazan geldi. İnşallah en azından bir 3000 selle Ramazani edip fakirlere tevcih edecek. Herkesin evlerine, mantıklarına ulaştıracak onlar için yardım edecek onlarla. O muhafızla vali de söz verdi bize seytarılara yardım etsin. O Ziraat Bakanlığı'nda onlar da beraber konuşsun, Kerkük'ün sınırına yardım etsinler, bazı etleri girsinler.
Ulusal Yüksek Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayının ortasında yüksek lisans öğrencilerinin yüz yüze sınavlarının devam edeceğini vurgulandı. Açıklamada karara göre tıp fakültelerindeki son sınıf öğrencileri haftada 2 gün yüz yüze eğitim devam edeceklerini vurgulandı. Alınan kararda Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Bakanlığı da eğitim uzaktan elektronik sistemlere devam edilmesine vurgu yapıldı. Başkent Bağdat'ın El-Karha Sağlık Dairesi'nin yapmış olduğu açıklamaya göre koronavirüse karşı aşının hangi sağlık merkezlerinde bulunduğunu ilan etti. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı sağlık sektöründeki prosedürlerde korona aşısının dozlama kampanyasında 3. gününde devam ediliyor. Petrol Bakanı İhsan Abdülcabbar tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki 2 hafta zarfında Irak acil olarak 1 milyon Sputnik Rus aşısı dozu geleceğinin anlaşmasını Rusya ile yaptıklarını ilan etti. Abdülcabbar beklenen bu rakam yapılan anlaşmanın birinci aşaması olduğunu belirterek önümüzdeki süreçte daha fazla dozların da geleceğini söyledi. Abdülcabbar yapılan sözleşmede Rus tarafı Irak'ın farklı illerindeki tıbbi ekipleri bu anlaşmanın nasıl kullanılması ile ilgili eğitimi de üstleneceğini de sözlerine ekledi. Ulusal Yüksek Sağlık ve Güvenlik Komitesi alınan son kararına göre üniversitelerde en üstlerde 28 Şubat'tan itibaren 8 Mart'a kadar tüm dersler elektronik olması kararı aldı. Ulusal Yüksek Sağlık ve Güvenlik Komitesi alınan son karara göre üniversitelerde, enstitülerde 28 Şubat'tan itibaren 8 Mart'a kadar tüm dersler elektronik olunması kararı aldı. Covid-19 ve 20 sülalesi tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Bunun için ulusal sağlık aldığı kararlar doğrultusunda tüm okullar ve üniversiteler, tıp öğrencileri son sınıf hariç olmak üzere elektronik olması, evden dersleri ve sınavları yapılması kararı aldı. Bu karar hakkında Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Çeleng Ekrem şu açıklamada bulundu. Doğrusu Cenab-ı Uzbilsiz, yani halihazırda biraz Covid-19 gelişti. Yani ikinci nesil daha fazla gelişti. Biraz yani bütün dünyada yani biraz huturatı fazlalaştı. Onun için yani bu bir diyarın gerek olan yani bir karardı. Bilirsiniz eskiden yani ya da yılın başlangıcından bir şey var idi, eğitim, yani karışık eğitim. Mesela bizim ameli maddeleri burada laboratuvarda alınırdı. Ama nazari maddeler gene de elektroniydi. Biraz yani öğrencinin de ve yani kadirin de gene bir umudu var idi ki biraz normala dönsün eğitim yani. Ama işte zoruf böyle olduğu için İndi halihazırda bir de bu hafta içinde inşallah yani bir daha döner eğitim eski haline. Bizim bu şeylerde bizim hiç yani diyelim fenni sorunlarımız hiç yoktu mühendislik fakültesinde. Yani biz ilk fakülteyiz, üniversitede giden ilden, yok bu ilden, bütün talebelerin e-maili camiaydı. Yani ilk önceden bütün öğrencilerin e-mailleri camiaydı. Belki hiç o bir fakültelerde bu şey yok idi. Bizim bunu ondan önce yani hatta elektronik eğitim başlamayandan evvel biz bunu yapmıştık. Ulusal Yüksek Sağlık bu kararın daha uzatılması muhtemeldir diye sözlere ekledi. Öte yandan elektronik dersler hakkında açıklama yapan Dr. Dureyd Nureddin şöyle konuştu. İstikbal talebe var. Her kısım ilmi, mümesseli var o yüzden de. İstikbal edilen talebeleri içinde melefat istihdas olundu. İngilizce, melefat Excel, malumat an talebe, e-mailatum, esma'hum rubaiye, lügel arabiye ve İngilizce. Arkam telefonatum lenne hublar için yenge e-mailat istihdas olundu. İlk günden mübaşere etmeklerinden, gelmeğinden, avrakı doldurmağıyla e-mailat camiye istihdas olduzlar için. Lenne bizde talimil elektronide ve khususen manasat Classroom, Google Classroom'dan Meet kabul etmez ey e-mailat hariciye anil e-mailat talimiye. Ulusal Yüksek Sağlık ve Güvenlik Komitesi ile Merkezi Kriz Masası tarafından tüm okullarda eğitimler elektronik olarak devam edilecek.
Ulusal Sağlık ve Güvenlik Komitesi ile Merkezi Kriz Masası tarafından tüm okullarda devamsızlığın askıya alınması ve uzaktan eğitim olarak bilinen elektronik platformda eğitim devam edecek. Koronavirüs salgınının ikinci sülalesinin yayılmasıyla Eğitim Bakanlığı'na ait TV kanallarında 24 saat eğitim programları verilecektir. Ta'lim elektroni vallahi yani çok çok iyiydi yani böyle şey yani şey kimin biz şeyde okuyoruz Telegram'da. Yani müderse şey verir, ders verir o şey. Anlamarız yani bazı kere. Sonra diğer gazalla sit anlamamışız o bir şey. Evvel yani ders ederiydik o yani şey istimrariyet ederiydik. Şimdi mesela yani elektronide çok zakt yoktu sitemize. Yani mesela indi sit diyariydi valla yani gelin evde okuyun o bir şey. İndi elektronide yani çok iyi döğü. Valla bizim bu elektroni bir kez takriben yorgundu bizim için. Yani talebenin hapsının bahsine interneti yoktu yani şey etsin. Verir gözlerine. Biz ne yaptık? Evvel Telegram bahsine alabilmedik. Çok zayıftı internet. Kalktım WhatsApp'tan şey dağın. WhatsApp'a girdik özlerin grup sınıf mesela grup safı evvel grup ettik özleri için aynı ben de anmışım özüyden müderris bir yol. Kalkar muhadara vere muhadara iner bu mesela birinci sınıfın grubuna iner. Talebeler mütabak ederler özlerin. Ben de mütabak ederim talebeleri. Her vakit bazı iştimai ederek talebelerde anladırıq nece alırlar özlerin. Buna göre yerdirik. Biz gene rağım dalik bizler çok yorgun ama elektronda. Yani nence talebana edebilmişsen vakti desen. Yani ege müderris derse verince hele yorgundu. Talebeye zakt edebilmir. Ege gelse elektroni evde oturup sen nece zakt etsin. Gelsin elektroni verenden sonra yani hapsi dersleri ağırlar. Ben mütabak ederim özleri. Geldi talebe diyeyim ben anlamadım bir şey yüzünden. Yani bir kez bunda yorgunluktu. Eğitim kanalında ilk, orta ve lise müfredatı tüm gün boyunca kesintisiz olarak sunulacaktır. Böylece tüm öğrenciler bu kanaldan fayda bulacaktır. Bakanlık dersleri kaydetme ve gönderme görevini de üstlenecektir. Talim elektroniği bizim talebeler için biraz zahmetti. Çünkü bunu evvel görmemiştiler. Şimdi oldu bilsem çok evler var, internet veya laptop veya cep telefonu onlarda eksikti. Fabular çok zahmetli görürler. Yani ondan önce haftada bir gün, iki gün talebe devam edirdi. Gene iyiydi. Olmamak da neydi? Gene orada mesela muallim olsun, müderris olsun bir vacibatını verirdi. Bir ders verirdi özne, bir yazı verirdi özne. Şimdi bunlar kalmadı. Talebe daha kaldı öz başına. Yani temenni ederim inşallah. Evvel şey bu hastalık alsın. Allah'tan dua ederim bu hastalık alsın. Bir daha tekrardan talebelerimiz dönsünler mekteplere. Çünkü bu talim elektroni geldikçe talebeleri arkaya atırıyor, öge atmıyor. Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Üssü ve Uluslararası Abha Havalimanı'nın üssüler tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Husilerin resmi sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada Hava Kuvvetleri Uluslararası Havalimanı'nı 3 adet El Ismat adlı füze ve Kasım adlı 2 adet füze ile vurdurduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın medyasına göre ise hava savunma güçleri tarafından Husilerin ülkenin güneyinde yer alan Hamsi Müşdit'i hedef almak için göndermiş olduğu bombalı insansız hava aracını vurdukları belirtildi. Lübnan'da zor yaşam şartlarının devam ettiği ve para biriminin değerinin çok düşmesinden dolayı yeniden gösteriler başladı. Lübnan'ın farklı illerinde ve başkent Beyrut'ta göstericiler yeniden caddelerde yaşanan zor durumlardan dolayı protestolara başladılar. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Vatikan Papası 2. Fransız Büyük bir heyet eşliğinde Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak tarihi bir ziyaret gerçekleştirilen Vatikan Papası 2. Fransız Irakların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Vatikan Papası II. Francis'in Bağdat Sarayı'na gelmesi ve ülkenin üst düzey yetkililer tarafından karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Beram Salih ve Papa Francis bir kelime sundular. Ora resmi bir ziyaret gerçekleştirilen Vatikan Papası II. Francis Bağdat Sarayı'nda ülkenin üst düzey siyasi ve dini yetkililerle bir araya geldiği sırada bir konuşmada bulunarak önümüzdeki olaylarla ilgili çok önemli konulara değindi. Vatikan Papası II. Francis daha sonra Bağdat Sarayı'ndan ayrılarak başkent Bağdat'ın önde gelen kiliselerinden olan Seyyidetun Necat Kilisesi'ni ziyaret etti. Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi önümüzdeki günlerde 2021 bütçesi onaylanması için parlamentonun oturumunda sunulacaktır. Parlamentoda Federal Mahkeme Kanunu 18. maddesi, daha doğrusu 18 maddesi onaylandı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.